Şimdi kadın hastalıkları. Evet, şimdi Hamilelik problemleri isterseniz önce ondan bahsedelim. evet, hamilelik bazı hamileliğin birçok riziko başlıyor. Hamile olduğu zaman kişinin, hamile olan bayanın vücudu aşırı vitamin, mineral, enzim harcamaya başlıyor ceninin gelişimi için. Bu aşırı harcama, aşırı östrojen hormonunun artması, efendim, rahimin büyümesi haliyle rahim büyüdükçe karnı da büyüyor. Karnı büyüdükçe böbrekler hafif sıkışıyor. Karaciğer vesaire organlarda biraz anormallikler doğmaya başlıyor. Büyüdükçe bebek diyelim, problemler doğuyor. Evet, bu normal gelişim, problem yok. Fakat kişi, hamile olan bir bayan alkol kullanırsa çok çok tehlikeli. Doğacak bebeğin dudakları ince olur, gelişmez. Burun sapı, burnun az gerisi gelişmez. Küçük parmakları gelişmez. Beynindeki hücrelerin yapısı, dokusu normal oluşmaz. Alkol kullanıyorsa bir hamile bayan, doğacak çocuğu %90 normal çocuklardan çok düşük seviyede olur. Yani gerizekalıya yakın, Allah korusun. Alkol kullanıyorsa bir anne çocuğu çok çok tehlikeli. Bu nedenle asla hamile olan bir kadın alkol kullanmaması gerekir. Bir. İki. Sigara içilen bir yerde bile annenin, hamile olan annenin bulunmaması gerek. Çünkü polonyum 210 içerir sigara veya nargile vesaire. Radyoaktif bir maddedir. Toksik madde. Işın yayar çevredeki hücrelere. Kadmiyum kanserojendir. Katran vesaire vesaire. Bu nedenle sigara içen veya sigara içilen ortamda bulunan hamile anne ceninin gelişmesini engeller. Hatta Allah korusun engelli bile olmasına sebep olabilir. Bu nedenle sigara, alkol, hamile olan bayanların asla bu ortamlarda bulunmaması gerekir. Tehlikelidir. Şimdi bir de bazı bayanlar ne yapıyor? Düşük yapıyor. Şimdi bir hanımefendi hamile kalmak istemiş. Düşük yapmış. Bir defa, iki defa, üç defa işte 7. 8. haftasında anormallikler başlıyor. Doktoruna gidiyor. Doktor diyor ki sırt üstü yatacaksın. Kaç gün? Doğuma kadar. Doğuma kadar nasıl sırt üstü yatsın? Bu kadın tuvalete gitmeyecek mi? Çarşıya gitmeyecek mi? Oraya gitmeyecek mi? Evinin işini yapmayacak mı? 9 ay, 10 gün nasıl sırt üstü yatsın? Ben ara dedi ki yakından tanıdığımız olduğu için dedi ki abi bana bir çare nedir? Problem böyle böyle. Doktora demiş ki İşte kanaman olabilir, çocuğu düşürebilirsin. Ne yapacaksın? Sırt üstü yatacaksın. Hiçbir şey yapmayacak mı bu kadın? Ayağa kalkmayacak mı? Ben bilmem demiş. Hiç kalkmayacaksın. Ben bilirim. Problem değil dedim. Şimdi hayat ağacı diye bir ağaç var. Bunun Zabina Latincesi tentürü var. Almanya'da bulunur. Bu tentürden aldım, ona verdim. Günde 3-4 defa 2 damla. Fazla değil. Bunu kullan. 15 gün sonra doktoruna gidiyor. Oo, hiçbir problem yok. Rahim kaslarını sertleştiriyor. Bir ay sonra tekrar doktoruna gitmiş, rahatsız olmuş. Demiş ki, çok güzel, iyi de rahim kasları bu sefer fazla sertleşmiş, gelişmiyor. Problem değil, ona da çözüm var. Nasıl? Cimucu fugaraka muazzat. Kadın otunun tentürü. Sabina'yı bıraktık, cimucu fuga. Şimdi bundan kullan bakalım. Ne oldu? Rahim kasları tekrar açıldı, rahatladı, gevşedi, büyümeye başladı. Ve normal doğum yaptı. Hiç problem yok. Sadece Sabina ve Cimicu Fuka. Bitti gitti. Ama kadın doktoru ne diyordu? 9 ay 10 gün sırt üstü yat. Nasıl yatacak? Hadi bakayım yatsın, yatabilirsin. Yani problemi bilmek ve çözmek önemli olan. Her problem çözülebilir. Yeter ki sebebini bilmek gerekir.